Beni değiştirdiyse herkesi değiştirebilir. Ben varlık krizi geçirmiş bir insanım. Bu krizi bizzat 20'li yaşlarımda yaşamış bir insanım. Bu krizden beni hiçbir şey çıkaramazdı. Kendi tecrübem üzerinden konuşuyorum. Bir insan en güzel örneği kendi yaşadığı tecrübeden hocam, verir. Hocam biz size baktığımızda çok halim selim, yani gayet normal değişebilecek insan olarak yok, görüyoruz. Niye sen o kadar öyle dışarıdan çetin, bakma. Dışı seni yakar. Benden şikayetçiyim. Hiç de öyle değil. İçimde yangınlar kopmuştur. İçimde fırtınalar kopmuştur. Zor bir şeydir o aslında. İnsanın kendi kendisini doğurmasından beter bir hadise. Aslında bu bir avantajdır hocam. Evet. Yani tavsiye eder misiniz? Herkese tavsiye ederim. Evet. Efendim, çünkü kendinizi kazanıyorsunuz. Yani varlık sorusu diye bir sorunuz oluyor. Varlığınızı fark ediyorsunuz. Varoluşunuz anlam kazanıyor. Niçin var olduğunuz üzerine yoğunlaştığınızda o zaman hakikatle bir tür bağ kurmanın bir yolunu arıyorsunuz. İşte orada vahiy ile karşılaşıyorsunuz. Dünya klasiklerini 20 yaşına gelinceye kadar okudum. Neredeyse okumadığım dünya klasiği yok. Ama hiçbiriyle topunu sıksam vahiy ile karşılaştırdığımda vahyin benim üzerimdeki otoritesinin zekatı etmez. İnsanın kendisini dönüştürme gücünden daha fazla bu kitabın insanı dönüştürme gücünü gördüm, hissettim. Ayet okuyarak cevap vermiyorum. Eyvallah. Yani bunu bir ateist arkadaşın sorusu gibi kabul ediyorum ve diyorum ki vahyin dönüştürme gücü ampirik bilgiyle deneyerek görebileceğimiz, yaşayabileceğimiz bir olgu. Ben şahsen bunun şahidiyim. Aynı zamanda bir ömrüm bunun tanıklarını görmekle geçti. Bu sözleri anlamakta kim zorlanıyor biliyor musunuz? Böyle bir sancıyı çekmemiş olanlar ve elinde Kur'an'ı taşıdığı için kendisini kurtulmuş, cennetlik hisseden cennetlik Kur'ansızlar var ya. Cennetlik Kur'ansızlar. Evet, cennetlik Kur'ansızlar. Onlar bu soruyu sormuyorlar.